Evet, herkese selam. Bugün güzellerden, yakışıklılardan bir türden bahsedeceğim. Çoğu tanıtım videomda rusulalardan bahsederken iyi yenilebilir dediğim 3 mantardan biri olan küflü mantar Rusula virescens. Bugünkü konuğumuz. Tabii çok orijinal bir örnek olmasa da yetineceğiz tanıtımla alakalı. Evet. Mantarımızın genel bilinir ismi küflü mantar. Çok fazla bilinen bir tür değildir. En azından ülke genelinde ama dünyada sevilerek tüketilen türlerden biridir. Rusulasiye ailesinden bu meşhur 700 veya 1000 tür olduğu tespit edilen kırılgan, tebeşir gibi kırılan mantarlardan. Orta sıklıkta lamelleri ve beyaz lamelleri olan iri saplı yine kıtır kıtır kırılan türlerden bir arkadaşımız. Mantarımızın bilimsel ismi Rusula virescens. Rusula dediğim gibi kırmızı demek, kırmızımsı demek. Virescens ise yeşilimsi, yeşil, yeşile dönen anlamları taşıyan bir mana veriyor. Şapka kenarlarında taraklı izler hissedilebilir. Üzeri yeşil, sanki küflenmiş bir görüntüsü vardır. Farklı bu örnekler olabilir. Daha kuru iklimlerde bunlar çatlar. Tamamen çatlak bir yeşil olur ama küflüye güzel bir örnek bu elimde tuttuğum olmuştur. Zaten tamamen küflenmiş, yeşil küflerle donatılmış. Bazı yerleri daha açık haliyle. Şurada bakın. Artık hayatını tamamlamış. Başka bir küflü. Bunlar yenmektikten çıkmışlar. Çünkü çok fazla kurtlanan bir türdür. Lezzetli bir türdür. Rusula genusunda bana göre en lezzetli yenilebilecek mantarların başında gelir. Üç tür var zaten. Rusula virescens elimde tuttuğum küflü mantar. Rusula aurea elik mantarı. Turuncu sarı bir çapkı üstüyle sarımtırak lamelleri olan. Rusula Delika'da ülke genelinde en çok bilinen koçak mantarı. Beyaz, kıtır kıtır, sütsüz olan. O da birkaç türden oluşuyor. Ona girmeyeceğim şimdi. Rastlarsak anlatırız. Kokusuna bakalım. Hafif balıkımsı bir koku alabilirsiniz bundan. Ama ben bundan sade olarak şöyle dilimleyip yenilen bir tür olduğu zaman hemen şeyden bahsetmek istiyorum. Tadından, tuzundan. Şu şekilde dilimleyip bunu tereyağında az miktarda sotelediğimizde direkt bildiğimiz mezgit balığının kokusunu alırsınız. Ben mısır unuyla kızartılan mezgit tavanın kokusunu ve tadını alırım bu mantardan. Dolayısıyla özeldir. Çok fazla kıtır gelmez ağza piştikten sonra. Şöyle bir tadına bir bakalım. Çiğ tatlarına bakıyoruz. Kurtsuz bir kenarından yedim. Evet, hoş. Mantari. Sıfır acılık. Tatlı, lezzetli bir tür. Çiğken bile lezzetli. Şapka çapı 6-15 santim boyutlarında olabilir ama orta halli. Şöyle avucumun içinde olgunlaşmış bir örneğini görüyorsunuz. Yaklaşık 9-10 santim. Bu boyutlar idealdir. Her zaman şapka kenarları içe kıvrıktır. Gençken dış bükey olan şapkamız yaşlandıkça iç bükey hale gelebiliyor. Sütü yoktur dediğim gibi. Yine geniş yapraklı meşe, kestane, kayın, yürgen ormanlarında toplanabilir. Yaz mantarı bazen sonbaharda da bulunabilir. Lezzetli, hoş bir mantardır. Bunların spor baskısı Rusula genüsünün beyaz. Bununla alakalı da başka söylenecek çok bir şey yok. Ama bunu maalesef alamıyoruz. Tek bir bulduğum örnek. Böyle olduğu gibi yerine bırakacağım. Görüşmek üzere.